Kaç modelli bu City? 2005 model. 2005 model bir City'nin CVT şanzımanını görüyoruz. Bakalım içinde neler var, neler olmuş. Kavramasında bir sıkıntı varmış. Efendim abi, ne abi? Şeydeki çapaklanmaları, mesela debriyajın açıldığı çapaklanmalar burada. Şu şekilde görüyorsun, bu debriyaj işte. Zamanla aşınan debriyajın tozları. Bu da işte çapakları vesaire, bu tarz şeyleri toparlıyor. Mıknatıs. Evet, o da mıknatısmış. Çapakları toparlayan. Onu da temizleyecekler. Şunları da çıkartacağız. Şimdi ilk önce dişliği çekecek. Şunu çek. Şeye geçmiş. İlk önce şeyini açalım. Yap. Çekmeceye getirsin. Bravo. Bunlar daha önce sökülmüş parçalarıydı. Biz yarıda rastladık. Şu hangi parçasıydı? Yaylı olan. Bu volan. 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 Volan dişlisi. Volan dişlisi. Evet, sivit. Bu da yüksek hız tası. Yüksek hız tası. Evet. Şimdi bakalım başka neler çıkacak. Ver karga burunları bakayım. İnce, ince karga burun. Filtre var. Evet, şanzıman yağını filtre eden parça değil mi bu? Evet, bu ana filtre değil, bu yardımcı filtre. Ana filtre şu. Ana filtresi bu. Evet, yüksek hız tasını da söktük. İçinden neler yapalım. Yine basit bir mekanizma diyoruz ama bayağı bir parça çıkıyor içinden. Bunlar da ileriyi götüren yüksek hızdaki debriyajlar. Evet, debriyaj çoğu balatalı. Zaman iyi durumda çıkabiliyor. Şu an ne durumdalar? Şu an bunlar? Durumları iyi gözüküyor. Bu aracın tam olarak ne sıkıntısı vardı? Bu arabanın arızası sabah soğukken vitesi geç algılaması. Ondan sonra çoğu zaman ışıklarda durduğunda devirlerin gelip gitmesi, alver dediğimiz kronik rahatsızlık var ya, çoğunun temel noktası bu. Kalkış kavramatası. Ama bilhassa sabah soğukken geç algıladığı için kaçırma yapıyor şansıma, debriyaj. Yani debriyajı sıkıyor ama bir yerden kaçak yaptığı için hafif boşa çeviriyor. O da yakıt tüketimini arttırır. E tabii. Performansı düşürür. Aynen, aynen. Yani devir artmasına rağmen araç gitmiyor gibi bir şey herhalde. Kesinlikle. Sorun. Kesinlikle. Gidiyor ama kaçırarak gidiyor. Onu çoğu insan çok fark etmiyor. Bariz olursa fark etmeye başlıyor. Bu da aynı zamanda park dişlisi. Bir de yüksek devire götüren dişli bu. Hangisi park? Sadece. Şu kısmı. Hı. Park. Ha, araya takınca kilitliyor. Evet evet. Şu şekilde. Şu şekilde geçince park oluyor. Ha, park aldığımızda bu şekilde kilitliyor. Tabii bu şekilde oluyor. Diğer türlü serbest bırakıyor sistemi. Priz rekmili. Motordan ana gücü alıp şanzımana aktaran parça bu.
şimdi. Bu varyatörü çıkartacağız ortaya, zinciri. Çek bakalım. Evet. Evet, CVT'mizin asıl parçasını görüyoruz. Çıkardık. Şöyle bir yuvası var burada. Evet. Zincirimiz bu. Zincir gayet sağlam duruyor galiba. Gayet düzgün. Burada zaten bir sıkıntı yok, kullanırken de fark ettik. Bir sıkıntı olduğunda burası anormal derecede çiziliyor. Evet. Çapaklanıyor, zincirle bura birbirine bulaşıyor. Öyle bir şey oldu mu komple değişiyor bu parça. Ama bunda gayet o durum iyi gözüküyor. Yani sorunumuz şurada diyorsunuz. Sorunumuz evet. Ne tasıydı? Yüksek hız tası mıydı? Kalkış kavramı. Kalkış kavramı. Evet. O değişecek ondan sonra. Conta takımları değişecek, o-ringler değişecek ondan sonra. Filtreleri değişecek. Genel bir bakımı yapılacak. Tabii. Bu ne kadar mal olacak bize? Bu genelde kalkış kavramıyla alakalı arızalar gene açınca belli oluyor ama aşağı yukarı 4500 lira gibi bir paraya, 4500 bazen 5000 o tarz bir paraya işçiliğiyle beraber, parçasıyla beraber gayet güzel oluyor. Tabii tüm bakımları da yapılmış oluyor bu arada. Tabii, filtreleri değişiyor. Hem bunun arızasını gidereceğiz hem de bakımını yapmış olacağız. Parçalar tek tek benzinle temizleniyor. Daha sonra da havayla kurutuluyor. Daha sonra da şanzımanı toparlayıp buradaki balataları değiştirecek.